Kütahya'dan Bulgaristan'a ava gitti, avlandı. Şaka değil, gerçek. Kütahyalı Bulgaristan'da avlanırken avlandı. Peki bu nasıl oluyor? Onun adı Ertan Uruç. Kendisi balık tutma sevdalısı. Amatör balıkçı Ertan Uruç, Kütahya'dan yüzlerce kilometre uzaklara balık tutmaya gidiyor. Bulgaristan'a da balık tutmaya gittiğini söyleyen Ertan Uruç, bilinçsizce avlanma yapılmasından dolayı Kütahya'da balık türünün azaldığını ifade etti. Kütahya'da bilinçsizce avlanmanın önüne geçmek için çalışmalar yapılmasının gerektiğini ifade eden Ertan Uruç, aksi halde gelecek nesiller Kütahya'da balık çeşidi göremeyecek dedi. Kütahya'da bu işi gönül vermiş arkadaşlarımızla da devam ediyoruz. Şimdi bizim Kütahya'nın gölleri ve avlak yerleriyle alakalı büyük sıkıntılar ve problemler yaşanmakta. Yani şöyle bahsedeyim, ileride belki çocuklarımıza, torunlarımıza bu hobiyi tattıramayacağız. Balıktan ve bu hobiden uzak kalacaklar. Bunun sebebi de insanların bilinçsiz avlanmaları, limit altı balık almaları, ağ atmaları, trivire atmaları. Bunlarla ilgili çok büyük problemler var Kütahya'da. Biz de bu sebepten dolayı insanları bilinçlendirmek adına böyle bir video çekelim. Sosyal medyada bunu paylaşalım istedik. İnşallah Kütahya'da kurulan dernekler de bu konuya duyarlı davranıyorlar. Bunların da farkındayız. Ama bizim isteğimiz şu. Şimdi biz bu hobiyi yaparken bir takım belgeler alıyoruz. Bu belgeleri alırken belgeleri daha düzenli verilmesi, eğitim verilerek bu belgelerin alınması taraftarıyım. Çünkü bu eğitim verilmediği sürece ne kadar da biz bu iş için çaba göstersek bu yani bilinçsiz avlanma devam edecek. Bu sebepten ötürü bu belgeleri alırken eğitim verilmesi bence çok mantıklı olacak. O yüzden de şöyle söyleyeyim, biz Kütahya'da şu anda ne kadar göl, avlak olsa da Kütahya'da avlanamıyoruz. Avlanamadığımız gibi çok büyük paralar harcıyoruz bu işlere. Ama bizim Kütahya'mız bir su cenneti yani. Ama bu hobiyi, bu su cenneti olmasına rağmen yapamıyoruz. İnsanların da bu konuya biraz duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum ben. Çünkü dediğim gibi ilerleyen zamanlarda bu hobiden çocuklarımız, torunlarımız yoksun kalacak. Dediğim gibi uzak yerlere gitmektense burada avlanmak ve bu işe büyük paralar harcamamak bizim en büyük istediğimiz şey. O yüzden de bu eğitim bizim için çok önemli. İnsanları bilinçlendirmemiz lazım. Şu anda Kütahya çevresinde balık kalmadı. Yani ben şunu söyleyeyim, Bulgaristan'a balığa gidiyorum. Çanakkale'ye 600 kilometre yol, Bolu'ya, Aydın'a, Muğla'ya, yani böyle yerlere balığa gidiyorum. Neden? Çünkü bu bizim hobimiz. Gerçekten insanın doğayla iç içe olması demek balıkçılık. Bazı sorunlardan uzaklaşıyoruz. Yani bu hobiyi güzelce yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bu hobiyi de yaparken kesinlikle canlıya, doğal hayata zarar vermiyoruz. Yakaladığımız balıkların tamamını suya geri iade ediyoruz. Bunun da sebebi hobimizi öldürmemek, hobimizi devam ettirmek ve bu hobiyi ilerleyen nesillere aktarabilmek. Bunun için de biz yani Kartun Kütahya takım olarak çaba gösteriyoruz. Bu konuyla ilgili insanların bilinçlendirilmesi ve bu amatör balıkçılık belgelerini verirken eğitime tabi tutularak verilmesinden yanayım. Avlaklarda yeterli denetimlerin yapılmadığını düşünüyorum. Bunlarla ilgili de birimlerin
daha çok gayret göstermesine ve bu hobiyi gelecek nesillere aktarmamıza vesile olmalarını temenni ediyorum.